Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm gençler. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün biraz bilgilendirici bir video ile karşınızdayız. Evet. Evet, biliyorsunuz ki biz bir şirket kurduk. İnşallah kendi işimizi yapacağız. Ve bununla alakalı zaten birçok soru da aldık. Kendimizce de böyle bir video çekmek istedik. Hem devletimizin şu an sunduğu çok güzel şeyler var. Avantajlar var ve ondan hani faydalanmak isteyenler de şimdiden bilgi sahibi olur diye düşünüyorum. A'dan Z'ye şirket nasıl kurulur? Bir iş nasıl yapılır? Onlardan bahsedeceğiz. Evet. Bizim böyle bir şeye nasıl atılmaya karar verdiğimizden bahsetmek istiyorum ilk önce. Biliyorsunuz ki biz YouTube yapıyoruz. Yani şimdi genel olarak işlerimizden bahsetmek gerekiyorsa bir yandan YouTube yapıyoruz. Yani oradan bir gelirimiz var arkadaşlar. Instagram reklamlarından bir gelirimiz var. Yani sponsorluklardan Instagram. Yani genelde ürün artı ücret oluyor. Ondan sonra eşim sosyal medya danışmanlığı yapıyor. Zaten kendisi bir işte çalışıyordu, işi bıraktı, kendini bu alanda yükseltti ve böyle bir işe girdi ve şu an birçok firmanın işte sayfaların isimlerini maalesef söyleyemem. Onların sosyal medyalarının eşim yönetiyor ve ona göre de aylık bir güzel bir ücreti var. Belli konularda danışmanlık veriyorum. Evet. Zaten öğrendikten sonra yollarımızı ayırıyoruz ama yani birkaç ay çalışıyoruz. Birçok firmayla çalıştığım için birkaç ay çalışıyoruz. Zaten öğreniyorlar işi. Ondan sonra devam ettiriyorlar. Evet. Ya da bu işte şekilde. Dediğim gibi ya mesela Instagram gibi hesapları tamamen eşim yönetiyor. Evet. Paylaşımları vesaire. Hani böyle şeylerle de uğraşıyor. Evet ve ayrıyeten ticarete atılmak istedik. Bunun sebebi aslında şöyle. Instagram'da verdiğim yani bize verilen birçok reklamda çok güzel geri dönüşler sağladık. Yani şöyle söyleyeyim. Sponsor tamam bir sponsor var ben bir ürün tanıtıyorum ama ürünler yani bu sadece kıyafet ya da başka bir şey değil. Tanıttığım her ürünün ya stoklar bitiyor ya çok güzel geri dönüşler sağlandığı için hani ben bunların hani haberini alıyorum. Hani firmalarla sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz ve hani artık dedim ki yani madem ben bir şey tanıtıyorum insanlar da bana güveniyor. Ben niye kendi ürünümü ya da herhangi kendi şeyimi niye çıkarmayayım diye bir düşünceye girdim. Zaten çok eskiden beri bir hayalim vardı. İşte hani kendi markamız, işte kendi ürünlerimiz çıksın diye. Ve bu böylelikle gerçekleşmeye başladı. Bir de çok güzel firmalarla çalışıyoruz arkadaşlar. Yani gerçekten çok bilindik markalarla çalışıyoruz. Hatta yeni bir iş teklifi tekrardan geldi. Sürpriz olsun o. İnanılmaz yine güzel bir sponsorluk işi geldi. Onlarla uğraşıyoruz. Evet. Ya tabii ki kimisi için sponsorluk biraz bir şey olabilir. İşte oh size işte bedava geliyor gibi bir şey algı olabilir ama aslında o da bir ticarettir. Çünkü o kişi o ürünü tamam belki bedavaya oluyor, belki reklam için ekstra para ödüyor ama onun için bir fayda ve benim için bir fayda. Ben ürünleri deniyorum, kendi fikrimi söylüyorum diye böyle bir bu da aslında bir iş bu da aslında. Aynen, yani biz iş. Emek vererek bu hani sosyal medyada bir yerlere gelmişiz. Allah razı olsun hepinizden. Firmalar da bunu değerlendirip bize reklam veriyor, sponsorluk veriyor. Bu gayet doğal, normal bir şey zaten. Evet. Yani böylelikle bu işe açılmaya başladık. Evet. Şöyle söyleyeyim. Aslında benim ilk başta pek inancım yoktu. Neye inancım yoktu? Genelde hani eşimin pek şey yapmaz diye düşünüyordum. Hani ben bunu tamam eskiden hayaldi diyordum ama işte öylesine söylüyordum. Ama hani bunu gerçekten gerçekleştirmemizin asıl sebebi eşim. Çünkü kendisi gerçekten bu işlerle çok uğraştı. Benden çok uğraştı diyebilirim arkadaşlar. Allah nasip etmeyeceği hayali kurdurmazmış hayatım. Onun için biz hayal kuruyoruz. Rabbim de inşallah dua ile karşılığını veriyor bize. Evet yani ben çünkü böyle şeylerde çok mesela... YouTube'da da öyleydin mesela çok inanmıyordun. Evet yani genelde hani birazcık her şeyde gerçekçi düşünmeye çalışırım. Ama eşim gerçekten bana o şeyi verdi. Ondan sonra çalıştığımız firmalar da verdi. O yüzden böyle bir işe atıldık. Aslında İnşallah. İlk başta niyetimiz tesettür kıyafetti arkadaşlar. Daha, biliyorsunuz bunu birçok kez dile getirdik zaten. Bir ay öncesine kadar yani düşüncemiz hala bu şekildeydi. Lakin sonra bir şey oldu. Ve biz kararımızı çok değiştirdik. Çünkü bunun bize çok güzel bir faydası oldu. Tamamen markamızı oluşturabilecek, tamamen bizle alakalı olan bir şey oldu. Bunu zaten inşallah haftaya öğreneceksiniz. Satışlarımız... Bir anda 180 derece döndü iş böyle. Farklı bir yöne doğru döndü. Niye? Evet. Yani biz tesettür giyimde gerçekten biliyorsunuz hatta birkaç yerle görüştük, gittik ürünlere baktık. Üretim için zaten anlaşmıştık. Anlaşmıştık yani. Evet.
Sonra içine girince anladık ki hani bizim daha farklı bir iş yapmamız lazım. Niye? Ya arkadaş, şu anda çoğu insan her yer hatta bu işi yapıyor. Ya bu işte birincisi büyümek zor. Büyünür mü? Büyünür. İkincisi, yani diyorum ya, herkes yapıyor. Biz girersek ne farkımız olacak onlardan? Yani herkesin sattığı ürünleri satacağız. Yani niye bizden alasınız gibi düşünceler hasıl oldu. Ha, satılır mıydı? Satılır. Evet, buna satılır. İnancım tam arkadaşlar. Yani satılmazdı, evet. Alınmazdı gibi ya da işte ürünlerim elimde kalırdı gibi bir öyle şey bir değil. Öyle derdimiz de yok aslında. Evet, ama bir zaman sonra beni bunun sıkacağını düşündüm. Evet. Hani hep aynı şeyler. İşte şaldır, işte kıyafettir derken bir zaman sonra beni sıkar. Çünkü sonuçta ben başka insanlardan da reklam alıyorum. Ve hani böylelikle yani sürekli kendi ürünlerimi de tanıtmak istemiyorum yani, evet. Sonuçta. Ve dediğim gibi başka bir ürüne geçtik. İnşallah ürünü de haftaya öğrenirsiniz. Çok güzel ve sürpriz ürün arkadaşlar. Tabii ürünler, farklı ürünler de yapacağız. Ama bunun için haftaya güzel bir sürpriz yapalım, değil mi? Evet, sonuçta haftaya inşallah öğrenirsiniz. Baybur Store sayfamızdan, bu işi yapacağımız sayfadan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Oradan yapalım. Şimdi gelelim. Çok uzattık lafı. Yani bu ön bilgiydi. Uzun lafın kısası. Yani bilmeyenler için. Şimdi gelelim genel olarak şirket kurmaya. Evet. Nasıl başladık? İlk önce nereye gitmemiz lazım? Evet, sen onlardan bahsedeyim. Biraz anlatayım. Şimdi arkadaşlar, bir şirket kurmak istiyorsanız, şahıs şirketi olsun, limited, ortaklık bir şirket olsun, bir kere mali müşavire gitmeniz lazım. Önce muhasebecinize gidiyorsunuz. Biz de güzel bir abi bulduk. Kendisiyle, evet. Hatta sizi de tanıştırırız bir gün. Bağlıca'da bir mali müşavir, Murat Pekcan'dı değil mi abi, evet. Soyadı? Murat abiyle görüştük. Ondan sonra dedik ki, biz böyle böyle bir iş yapacağız. Ne yapmamız lazım? Bize oturdu, bir saat her şeyi ayrıntılarıyla anlattı. Evet. Yani şahıs şirketi nasıl kurmamız lazım, neler yapmamız lazım falan. Dedi ki, geri kalan bütün işleri bana bırakacaksınız zaten dedi. Yani ben muhasebecinizim, evet. Bütün işleri ben yapacağım. Şimdi bir kere şahıs şirketi kurduk biz. Şahıs şirketinin ismi Beyza Şahin. Baybur Store olarak kurduk. Eşimin üstüne kurdum. Patronum artık eşim. Ondan ya benim zaten bir ton işim olduğu için bu işleri de sultanıma hani bırakmak istedim. Evet. Ondan sonra bir de onun hayali olduğu için daha çok dedim ki şirket senin üstüne olsun. Ondan sonra bizim aramızda zaten böyle şeylerin lafı yok arkadaşlar. Evet. Onun işi benim işim, benim işim eşimin işi. Her şeyimiz ortak bizim. Her şeyimiz ortak bir havuzda. Ve bu şekilde görüştük muhasebeciyle. Şahıs şirketi kurmak için bizden birkaç belge istedi. İşte nüfus cüzdanı fotokopisi, birkaç şey. 500 TL'ye şahıs şirketi kuruluyor arkadaşlar. 500 TL'ye kuruyorsunuz ve aylık muhasebecinize para ödüyorsunuz. Bu muhasebe parası da 250 ile 500 lira arasında değişiyor. Tabii aylık. Biz yaptığınız işlere göre değişir. Yani tabii. Büyüdükçe bu tabii ki artar arkadaşlar. Tabii canım, limited büyük bir şirket kurarsın. Evet. Aylık 500 bin lira belki verirsin. Ya bize şey değişiyor. Önerildi. Şahıs şirketi niye? Çünkü... Evet. Kurulması kolay ve kapatılması da kolay. Yani aynen. Mesela çok önemli bir detay bu. Evet. Evet. Yani mesela başka türlü bir şirket kurarsanız işte ekstrada mesela iflas mı ettin? Hiçbir şekilde onu kapatmak için tekrar paraya ihtiyacın, evet. Var ama o para şu an elinde yok mesela. Aynen öyle. Bir de uzun bir süreç oluyor. Böylelikle şahıs şirketi daha hani özel değil, aynen. Daha özel yani olduğu için. Şey dediğin bak çok önemli. Yani kapatacağım diyorsun, iflas etmişsin, paran yok. 3000 TL kapatma parası istiyor. Ticaret odası arkadaşlar. Yani evet. Kapatamıyorsun şirketi. Öyle bir, evet. Derdi var. Şahıs şirketinde ne var? Kârın çok arttıkça vergi oranında yükseliyor. Mesela atıyorum 100 bin TL'ye kadar %18 devlete vergi ödüyorsan 100 bin 200 bin arasında %25 35 böyle yükseliyor. Tabii Allah tabii daha çok versin, daha çok vergi, evet. Ödeyelim. Onda problem yok. Öyle. Şimdi biraz da devletin verdiği, bu sıraki verdiği avantajlardan bahsedeyim. Devlet diyor ki 30 yaş altındaysan ve ilk defa şirket kuruyorsan, evet. Bir sene Bağkur'unu ben ödeyeceğim diyor. Sigortan yani. Evet. O da yaklaşık 10.500 liraya denk geliyor. Bir, evet. Sene siz hiçbir şekilde Bağkur ödemiyorsunuz, sigorta ödemiyorsunuz. Evet. Ayrıca 3 yıl 75.000 TL kâra kadar... Devlet sizden vergi almıyor arkadaşlar. Yani gelir giderleriniz hepsini hesapladıktan sonra en son size kalan paranın hepsi 75 bin lira evet. Olunca yani 75 bin liraya kadar hiçbir şekilde ödemiyorsunuz. Diyelim 100 bin kar, evet. Ettiniz. Sadece 25 bininin vergisini ödüyorsunuz. İnanılmaz bir
avantaj bu arkadaşlar. Evet. Ne zaman biter? Bir anda devlet ortadan kaldırabilir. Evet. Tabii öyle bir şeyleri var. O yüzden biz mesela şirketi aslında Ocak'ta kurmak isterken böyle bir şeyden yararlanmak istediğimiz için daha da erkenden kurduk. Daha güzel kurduk. Oldu hem de. Evet. Erken başlayacağız. Şimdi kimisi belki diyecek aman açarım Instagram hesabımı, başlarım satışları, kimin ruhu duyacak? tabii ki belki belirli bir süreliğine hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız ama vergi ödenmesi gerek arkadaşlar. Aynen. Yani elinde sonunda hesaplarınıza herhangi bir şeye bakılacak. Zaten vergi kaçırma gibi bir şey hakka girmektir arkadaşlar. Aynen. Yani tabii bütün tamam kaçıran çok insan vardır belki ama evet. Yani 80 milyon insanın hakkına giriyorsunuz vergi vermeyerek, devlete vergi vermeyerek. Onun için mesela biz şirket kurmadan önceki işlerimizi normal vergi dairesinden vergilendiriyorduk. İşte YouTube, sosyal medya işlerimiz olsun. Evet. Şimdi şirket kurduğumuz için hepsini o şirkette toparlayıp o şekilde vergisini ödeyeceğiz. Ama vergi ödenmesi gereken bir husus, ona evet. Dikkat edilmesi yani lazım. Yani eninde sonunda yakalanırsınız. Ve çok ciddi de cezaları var. Aynen. Vergi vermezseniz. Yani o zaman keşke gıdım gıdım o an ödeseydim, aynen. Elimde varken ödeseydim dersiniz. O yüzden bu yönde gerçekten hele ki yani şu bakın 3 senelik 75 bin liraya kadar hiçbir şekilde şeyiniz yok. Bu işe başlayıp böyle bir şeyden yararlanaraktan bu işe başlarsanız zaten ilk 3 senede büyüdünüz yani. Büyümediğiniz kapatırsınız biter bence. Yani en mantıklısı aynen bence öyle. Bu şekilde. Şahıs şirketini kapatmak da çok basit. Kapatacağım diyorsunuz. Kapanıyor. Hiçbir yani, şey yok. Evet hiçbir şey yok. Aynen. Ben artık satış yapmıyorum diyorsunuz. Bu bitiyor. Evet. Ben ne diyeceğim? Ne diyecektin Sultan? Çak. Ondan sonra biz şimdi şahıs şirketimizi kurduk gençler. Evet. Elhamdülillah kurduk. Vergi levhamız çıktı. Tam da Mevlid Kandili'ne denk gelmişti değil mi? Evet. Cuma günü ve Mevlid Kandili'ydi. Herhalde 11-11'di bir de. Çok güzel oldu. Her Kasım'ın 11'i bizim yıl dönümümüz olacak şirket evet. olarak. 11-11'de çok tatlı oldu. Şimdi gelelim hani yapacağımız işle alakalı zaten haftayı bilgilendireceğiz. Ürünlerimizle alakalı ve bununla alakalı neler yaptık arkadaşlar? Matbaaya gittik. İşte paketleme ile alakalı ürünlerimizi bastırdık. Bunları zaten siz kendiniz seçebilirsiniz. Yani paketlemeyi özenli mi istiyorum, özensiz mi istiyorum falan. Hani bunları kendiniz seçebilirsiniz. Faturayı bastırdık. Ondan sonra kaşeyi bastırdık. Ne bileyim hediye ile alakalı bir şeyler aldık. Ürünü yapacağımız detay, yani bütün şirket alışverişini hallettik biz. Hatta bilgisayarımıza bile format attırdık. Yani tertemiz bir sayfayla başlayalım bu işe diye. Evet. Dün biliyorsunuz yazıcımızı aldık. Elhamdülillah çok heyecanlıyız. Çok hani köpür gece uyuyamadık. Ya. Beraber evet. Oturduk saat 2-3'e kadar ben sohbet ettik. Ben 4'te uyudum. Yani çok heyecanlı olduğum için hani tamam zaten başta da söyledim. Belki kimisi için saçma bir şeydir. Aman ne yapalım. Ama ben hani şimdi yani biz bu yaşımızda ilk kez şirket kurup böyle bir şeye atıldığımız için gerçekten heyecanlıyız. Çünkü yani biz şey insanlar değiliz. Yani mesela tamam YouTube'dan paramız var. Ondan sonra reklamlardan alıyoruz. Evet. Mesela, Allah'a şükür gelirimiz çok iyi yani arkadaşlar. Hani şöyle zannetmeyin. Biz gelirimiz iyi ama kendi ticaretimizi kurmaya karar verdik. Evet. Eşimin de hayaliyle. Biz ömür boyu geçelim, YouTube'dan geçinelim ya da şuradan buradan. Biz zaten YouTube'a ilk başladığımızda ne kadar kazanılıyor falan işte YouTube'dan geçiniriz diye bir şeyle girmedik bu olaya. Evet. Biz tamamen öylesine başladık ve sonra böyle gelişti. Evet. Tamam gelirimiz var ama biz YouTube'dan tüm hayatımızı kuralım gibi bir şeyimiz yok arkadaşlar. Öyle olsaydı zaten hani eşim de şu an hani kendi bir işiyle çalışmazdı. İyi bir hani maaşı var. Kendi işini, kendi patronu kendisi de. Hani böyle bir şeye girişmezdik. Yani derdik ki bize ne yani. Rahat olurduk. Böyle gidelim derdik. Ona biz bel bağlamadığımız için dedik ki kendi ticaretimizi kuralım. Kendi işimizi yapalım. Ve Allah nasip ederse tüm dünyaya kargo yapacağız arkadaşlar. Böyle şöyle bir şey de belirtmek istiyorum arkadaşlar kargo olayında. Şirketiniz kurduktan sonra kargoya gidip anlaşma yapabiliyorsunuz. Evet. Yani mesela diyelim küçük bir paket 15 liraya aslında gidiyorsa bunu 8'e 9'a indiriyorlar. Ve yurt dışına maalesef ki en az 20 euro mu? 15-20 euro tutuyor. 15, yani ürünün tabii ki ağırlığına göre değişiyor. Evet. 15-20 50 euro da olabilir. Yani gönderdiğin şeye göre değişiyor. Aynen. Maalesef biraz fazla tutuyor ama evet. Yani zaten ürünlerin fiyatları belirli oluyor. Ona aynen göre öyle. De
şey oluyor. Dua edin. Biz tüm dünyaya kargo yapmak istiyoruz. Yani Amerika'ya bile, ne bileyim Orta Asya'ya, Çin'e, bilmem ne, her yere kargo yapmak istiyoruz. Evet. İnşallah oradan takipçilerimiz vardır. Bizi görürler, evet. Alırlar. Onu bilemeyiz. Tabii Avrupa'da Allah'a şükür Avrupa takipçilerimiz çok. Almanya olsun, Fransa, evet. Hollanda, bir sürü ülkeden takipçimiz var. Azerbaycan'dan çok takipçimiz var. Evet. Azeri takipçilerimize de buradan selam söylüyoruz. Onlar da çok isteyebilir mesela. Azerbaycan'a, evet, yollamamız şart mesela. Ne bileyim, Türkmenistan, oralara, hani Özbekistanlara falan. Evet. Bakalım. Yani böyle arkadaşlar, bizim hani hikayemiz, yaptıklarımız bu şekildeydi. Yani zaten aslında muhasebeciniz her şeyi size çok ayrıntısını, yani sizin vereceğiniz hani maddi olarak neler ödemeniz gerek, onları söylüyor size zaten, hani onları daha ayrıntılı anlatıyor hatta size. Hatta geçen aradım ya Murat abiyi. Dedim ki abi şuradayız, acaba buradaki fişi alsak gider yapabilir miyiz, şunu yapabilir miyiz? Ya dedi ki Burak, sen dedi istediğini al. Ben dedi niye buradayım dedi. Ben muhasebecinim, evet, dedi. Getir bana, ben sana söylerim dedi. Ben hallederim o işleri dedi. Siz, evet, bana bırakın bu işleri dedi. Bizim için şu an tuhaf olan, evet, her şeyi böyle nasıl diyeyim, faturalandırmak. Yani her, evet, şeyden fatura istiyoruz. Fatura istiyoruz. Yani onun tabii bir belirli bir bekleme süreci de var. Aynen. Ondan sonra hani alışveriş yaparken eskiden fişe atıyorduk ama artık yani... Fatura keser misiniz, aynen, diyoruz, bekliyoruz. Bekliyoruz. Yani alışmamız biraz sürecek gibime, aynen, geliyor ama bakalım. Şahıs şirketi kurduğumuz için hem home office olarak işe başladık arkadaşlar. Evet. Hem de günlük giderleriniz, yemek, içme, market alışverişlerinizi gider olarak gösterebiliyorsunuz. Evet. Elektriğinizi, suyunuzu... Yani eşim, mesela şirket eşimin üstüne olduğu için onlar da eşimin üstüne olması gerekiyor. Evet. Her şeyi gider olarak gösterebiliyorsunuz. Güzel bir özellik bu da. Evet, yani evet, biz evden yapacağız inşallah. Aslında ilk başta depo tutmayı düşünüyorduk. Sonra ama vazgeçtik. Arka balkonumuzu kapattıracağız. Orası zaten kocaman. Gerçekten hani böyle küçük bir balkon gibi değil. Kocaman. Yok canım, bayağı büyük. Allah, evet, aşkına. Gelecek birkaç ay sonrasında inşallah orayı kapattırıp orayı güzel bir ofis haline getireceğiz. Zaten beraber yaparız onu da. Onun, evet, için de çok heyecanlı. Ben de, ben şimdilik de. İlerideki düşündüğümüz çocuk odasını düşünüyoruz. Orası, yani şu an orayı kullanıyoruz. Arkadaşlar lütfen videomuza beğenilerinizi, değerli yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalımıza abone olmayı. Aynen, abone olmayı unutmayın. Lütfen unutmayın. Umarız beğenmişsinizdir. Evet. Evet, hoşçakalın. O zaman hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun. Soruları olan aşağı sorarsa aynen, cevap verebiliriz. Elimizden geldiğince cevaplarız. Bay bay. Bay bay.